pek çok ayakkabı üreticisi ayakkabılarını zorlu testlerden geçmeleri için Satra'daki bu laboratuvar gibi özel laboratuvarlara gönderir. Satra, Sir Edmund Hillary'nin Everest tepesine tırmanırken giydiği botları geliştirmiş ve test etmişti. Yani sıradan ayakkabıları test etmek onlar için sorun değil. Bir çift ayakkabının kullanıma elverişli damgasını alabilmek için 3 zorlu testten geçmesi gerekiyor. Basınç testi. Ayakları nasıl sardıklarını anlamak için botların içine elektronik sensörler yerleştiriliyor. Ayarlanıyor. Sallanmadan dur. Ve yürüyüş başlıyor. Sonuçlar bir dizüstü bilgisayarına aktarılıyor ve laboratuvarda analiz ediliyor. Burada hem sağ ayağı hem de sol ayağı görüyoruz. Sol ayak yerden kalkarken sağ ayağın topu havaya kalkıyor. Şu anda iki ayağı da basıyor ve işte diğeri de kalktı. Kırmızı çizgiler yüksek basınç noktalarını gösteriyor. Bu çizgileri genellikle topukta ve topuk havaya kalkarken de parmak uçlarında görüyoruz. Botlar testi geçti çünkü kırmızı çizgilerin miktarı sınırların içinde kaldı. Demek oluyor ki destek ve yastıklanma iyi yapılmış. Şimdi bir sonraki test. Su testi. Suyu sizin yerinize geçebilecek bir makine yapmak varken neden ayaklarınızı ıslatasınız ki? Bu mekanik miller 2 saat boyunca suyun içinde yürüyüp botlarda herhangi bir su sızıntısı ya da su geçirme gibi bir sorun var mı diye kontrol edecek. Bu botlar sınavı geçti. Şimdi de en zor teste doğru yol alıyorlar. Aşırı soğuk. Botların girmesi gereken son test için laboratuvar asistanı Jez'in ayağına sıcaklık ve nem sensörleri yerleştiriliyor. Bu sensörler botların termal yeteneklerini test edecek ve Jez'in ayaklarındaki sıcaklığın tehlikeli düzeylere düşmediğinden emin olmamızı sağlayacak. Giyiniyor ve dondurucuya girmeye hazır hale geliyor. İçerisi eksi 40 derece. Testin gerçekçi olmasını sağlamak için Jez'in dondurucu içinde yürümesi ve bir tepeye tırmanır gibi step yapması gerekiyor. Ama bu hareketler onu ısıtmıyor. Şu anda ayaklarının sıcaklığı yaklaşık 15 derece. Gördüğünüz gibi derisinin sıcaklığı da 20 derecelere kadar düşüyor. Bu çok rahatsız edici bir durum. Derinin sıcaklığı yaklaşık 30 derecedir. Bunun birkaç derece altında ve üstünde rahat edersiniz. Yani 15 derece hiç rahat bir sıcaklık değil. Demek ki bu botlar soğuklar için uygun değil. Ama yine de genel kullanım için gerekli testi geçtiler. Çünkü yürürken rahat etmemizi ve yağmurda kuru kalmamızı sağlıyorlar. Nasıl yapılır.net